صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Değerli kardeşlerim, birçok kaza, 5 günlük, 3 günlük, 4 vakit, 5 vakit kaza namazı kılmak isteyen bir Müslüman, kendi duyacağı kadar içinden bir ezan okur. Ondan sonra her farza ne yapar? Kâmet yapar. Oldu mu kardeşlerim? Bak, her farza diyorum. Şimdi sual, vitir namazı kaza edilirken kâmet var mı? Yok. Farza deyince farzdan olmayana yok diyeceksin. Hangi namazlar kaza edilir? Farz namazları. Vitir namazı. Hangi namazlara ezan ve kâmet okunur? Farz namazlarına. Farz namazlarının kazasında her farz namazını kaza ederken ezan okunur mu? Hayır, bir ezan kafidir. Her farz namazı kaza edilirken kâmet lazım mı? Evet, lazım. Her farz namazı kaza edilirken bir kâmet yapmanız lazım. 5 günlük kaza namazı kılacaksınız. Her farzı kılınca bir dua yapmayı, duayı sonundan bir yapın da kazayı fazlalaştırın insanlar. Duanın kazası gerekmez, farzın kazası gerekir. Oldu mu kardeşlerim? Bu nereden alındı? Bunu kaç defa söyledim size. Medine-i Tahire'de Mesacid-i Seb'a var ya, 7 mescitler tepenin arkasında, Handak Muharebesi, Ahzab Muharebesi. Orada Allah'ın Resulü düşmanlarla omuz omuza, hendeğin öbür tarafında kafirler süvarili, Müslümanlar bu tarafta, o yok, bu yok, hendeğe geçerlerse bir avuç Müslümanı imha edecekler. Bir avuç Müslüman. Yeme yok, içme yok, kılıç yok, yok, yok. Zaten maksatları da Müslüman'ı boğmaktı orada akılan. Mekke müşrikleriyle Yahudiler işbirliği yaptı. Yahudiler arkadan hıyanet etti. Mekke müşriklerini çullandırdı İslam'a. İçeriden Yahudiler, dışarıdan Mekke müşrikleri, Allah'ın Resulü başta olmak üzere öğle namazı kılınamadı. İkindi namazı kılınamadı. Akşam namazı kılınamadı. Yatsı namazından sonra gece Bilal-i Habeşi'ye emir buyurdu. Ya Bilal, bir ezan oku, bu kılamadığımız namazları kaza edelim buyurdu. Bir ezan okudu, ikinci kazaya ezan okuduğu tespit edilemiyor. Ya Bilal, ezan oku, okudum ya Resulallah. Kâmet yap, yaptım, kıldık. İkindi namazına kâmet yap, akşam namazına kâmet yap, yaz. Anladınız değil mi? Bu sebepten bir ezan kafi geliyor ama her farza bir kâmet gereklidir. Anladınız mı kardeşlerim? Fukaha nereye bağlamış? Resulullah'a. Hiç kimse kafasından laf söyleyemez İslam namına. Herkes Kur'an ve hadisin etrafında dolaşır. Canını istediğini hiç kimse söyleyemez. Söyler ama kendine geçer, kalp para gibi kendini olur. Kimse dönüp bakmaz. Söylenen hep kitap sünnetten alınacak, oraya bağlı. İki, misafirlik halinde geçen namazlar, kazaya kalan namazlar hep iki olarak deftere kaydedilir. Akşam namazı, vitir namazının misafirlikle alakası yok. Mukim olarak da üç kılarsınız, misafir olarak da üç kılarsınız. Evet, misafirlikte geçen öğlen namazı kaç rekat defterinize yazılır? İki. İkindin? İki. Yatsı? İki. Oldu mu kardeşlerim? Misafir iken kaza ettiniz, kaç kaza edersiniz? İki. Mukim oldunuz, geldiniz, kaç kaza edersiniz? İki. Mukim halinde geçenler kaç deftere yazılır? Dört, dört, dört. Nerede kaza edersen onlar da kaç kaza edilir? Dört kaza edilir. Neden? Mukim halinde geçti ya onlar, deftere tam yazıldı. Üçüncü husus. Bugün öğlen namazını cemaatle beraber kıldık. Ve savuştuk gittik.
Bizden sonra 15 kişi geldi, bir daha cemaat oldu. Bu Zencirli Camii'de çok olur. Öğleden ikindiye kadar cemaat tekrar gelir. İstanbul'da Yeni Cami'de pek çok olur. Yani uğrak yeri çok olanlar. Şimdi bu Hacı Bayram'ı ele alalım biz de, oradan misal verelim. Öğlen namazına müezzin ezanı okudu, kâmeti yaptı, öğlen namazını cemaatle kıldık, biz savuştuk, çektik, çıktık, gittik. Sonra bir Müslüman geldi tek başına, şu kenarda öğlen namazını kılacak, öyle mi? Veyahut da 5 kişi oldular, biri imam oldu. Ya tek başına kılacak öğlen namazını veya biri imam oldu, öbürleri cemaat oldu. Bu tek başına kılan kardeşimiz sonradan geldi ya, cemaat çıktı gitti. Veya son cemaat dediğin, tabir edilen şekliyle cemaat, bunlar kâmet yapacak mı, yapmayacak mı? El cevap yapmayacak. Bu camide cemaatle kılınan öğle namazından sonra ikindi ezanı okununcaya kadar cemaat olarak da fert olarak da kılınan namaza kâmet yok. Neden? Müezzin o kâmeti ikindiye kadar yaptı. Şu halde kâmet ne oluyor? Sünnet-i kifaye oluyor. Biz şimdi öğle ezanını okuyacak müezzin efendi minarede. Siz de okuyor musunuz ezanı? Hayır, okumuyoruz. Evdekiler okuyor mu? Okumuyor. Neden? Bu ezanın duyulduğu yerlerin hepsinin ezanını müezzin okudu. Oldu mu kardeşlerim? Başka? Yok. Bu camide öğlen namazı kâmet yaptı mı müezzin? İkindiye kadar ferden de olsa, cemaatan da olsa kılınacak namazların kâmetini yapmıştır. Allah-u Ekber der, namaza geçer, kılar geçer gider. Birimiz imam olsa, öbürleri Allah-u Ekber, yok, gereği yok. O Allah-u Ekber der, siz de uyar, kılar geçer. Ama sonunda tesbihi yapacaksınız, tesbih dualarını. Tesbihleri yapacaksınız. Evet, değerli kardeşlerimiz. İnşallah bu üç husus tekrar edildi ve zihinlere yerleşmiş olmuştur inşallah. Yine de bazen yanlış anlamalar, noksan anlamalar olursa dilimiz döndüğü kadar yine söyleriz inşallah.